akşamlar Tutku, Bodrum beni dinlemede. Çıkış yapacağız, Palamar istiyoruz. Alessa Tramola. Alessa. Tramola. Burada bir takılma var. Yardım lazım. Yeni mi? Ha? Yeni mi? Dur biraz daha. Bir çalman lazım. Rüzgar doldu. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyoruz. Onları şaşırttık. En güzel yanı da bu oldu. Ya zorlu bir süreçti. Biz sabahları erken kalkıp yola çıkıyorduk. Bir an önce gideceğimiz yere ulaşıp bağlanmak için bağlantı problemi yaşamayalım diye bağlanacak yere problem yaşamayalım diye. Sabah erken çıkıyorduk. Bazen 6-7 saat, bazen 10 saatlik yollar kat ettik gideceğimiz yerlerde. Yani denizler tehlikeliydi. Hep denize bakmak zorunda kaldık. Palet çıktı karşımıza. Balıkçı ağları çıktı. Onlarla mücadele etmeye çalıştık. Yani sadece hava şartları ya da deniz değil. Aynı zamanda bu kirlilikle de mücadele ettik. Zorlu bir seyildi. Dönüşümüz ve birçok insana ulaşıyor olmamız bizi çok sevindirdi. Güzel bir şey yaptığımıza inanıyoruz. Peki bayan kaptan olarak nasıl tepkiler aldınız? Ha, güzel tepkiler aldık. İnsanlar yani bizi görünce, kadın olduğumuzu görünce önce erkek o kaptanı aradılar. Tabii bulamayınca da sadece üç kadın olduğumuzu duyunca da çok mutlu oldular. Yani siz bunu yapmışsınız deyip bizi tebrik ettiler ve başarılar dilediler. 2001'de Bodrum, STS Bodrum okul gemisinde eğitim alarak yelken öğrendim ve çok keyif aldım. 6 sene kendi teknem oldu. Uzun seyirler yapabildim. Bu kışta Neşe Kaptan'la bir karar aldık. Bir seyir yapmak üzere bir Neşe'cim güzel bir rota çizdi. 70 günlük 23 Nisan'da başlamak üzere 1 Temmuz Kabotaş Bayramı'nda da dönerek müthiş bir seyir yaptık. Açıkçası 57 yaşındayım. İkiz çocuk annesiyim, ikiz kızlarım var ve limitlerimi galiba test etmek isterim. 70 günlük bir seyir ve gezintiden çok belirli bir hedefe ulaşmaya çalıştığınız, bir kısıtlı bir sürede yaptığınız bir seyir. Kendi limitlerinizi, kendi sabrınızı, kendi enerjinizi sınadığınız bir seyir. Ve bana kalırsa çok başarılı bir seyir oldu. Barış dedik, dünya kadar insanla tanıştık. Gerek her limandaki komşularımız olsun, gerekse yerel otoriteler olsun. Çok güzel bağlantılar kurduk. Denizde yardımlaşmanın örneklerini ilk elden gördük. Çok güzel yerler gördük. Zorlu, hiç tanımadığımız limanlara girdik, çıktık. Sırasında derinlik ölçeğimiz cıyak cıyak bağırdı, sıfırı gördüğümüz anlar oldu. Özellikle İtalya kıyıları çok alçak. Sırasında motor problemi yaşadık. Ana yelkenimiz ikiye ayrıldı, dikişlerinden söküldü. Fırtına yedik, yağmur yedik. Önümüze yıldırımlar düştü. Ama alnımızın akıyla bu 70 günü tamamladık. Tek Türk bayraklı tekneyle 3 deniz dolaştık. Bizden başka hiç Türk bayrağı yoktu. Tek kadın ekiptik. Ve
manevi desteğin önemini size anlatamam. Türkiye'deki ilk kadın yelken ekibi olarak böyle bir Adriyatik 3 deniz 3 ülke dolaşan ilk Türk kadın ekibiyiz. Barış amacımızı gerçekleştirdik. Kadından da kaptan olurmuş. Onu gösterdik. Ve en önemlisi de bizi tanıyan, bizim yanımıza gelen küçüklü büyüklü ama genellikle de genç kadınlar, genç erkekler, nasıl yaptınız? Biz sizi izledik, biz de yapmak istiyoruz, bize örnek oldunuz demesiydi. Şimdi devam et. Kızlar eller. Şöyle. Ha, baba. Bizim kapak da yine var. Evet, indir elini aşağı.